yayınları incelensin. Bakın, Türkiye'de işler bu noktaya geldi. Ve artık kibar olmak zorunda değiliz. Kibarlıktan bir bankanın genel müdürü denmeyebilirdi. Ama sen bana kastetmişsen ben artık her şeyi söylemekle serbestim. Her şeyi söylerim. 7 gazetecinin Mossad kaplarında eğitim aldığını da söylerim. Çünkü sen demokrasiye kastettin. Sen benim seçtiğim başbakana kastettin. Sen benim sandıkta oy kullanma hakkıma kastettin. Ve açıkta kaldın. Şu anda hepsi birbirini panik içinde satıyor. Bu sabah itibariyle basındaki, sanat dünyasındaki, diğer uzantılarda, iş dünyasındaki, finans dünyasındaki bu darbe teşebbüsünün uzantılarına bakın, tek tek birimlerine. Hepsi kendini kurtarma derdinde. Neden sizce bir anda ve bir günde kurtarma derdine düştüler? 9 gündür çok farklı bir noktadayken. Neden düştüler biliyor musunuz? Çarşamba günü işin rengi değişti. Ne oldu? Çarşamba gününden itibaren başbakan süreci o kadar güzel yönetti ki, o kadar güzel kamuoyuyla gerekli bilgileri kendi ağzından bile olmasa paylaştı ki, çarşamba gününden itibaren oradaki saf ve temiz insanlar bunun küresel bir koalisyonla içerideki uzantılarının bir oyunu olduğunu, sandıkta yenemeyecekleri başbakanı bu yolla terbiye etmeye çalıştıklarını, bakın en önemli gösterge, o platformun temsilcileri çıkıp da şunu söylediler ya, 3. köprüyü istemiyoruz. Kanal İstanbul'u istemiyoruz. HES'leri istemiyoruz. Havalimanını istemiyoruz. Bunu söyledikleri anda açıkta kaldılar ve koalisyon deşifre oldu. İngiltere aylardır Türkiye'ye baskı yapıyor. Montre Anlaşması'nı bozamazsın, Kanal İstanbul'u açamazsın. Almanya aylardır baskı yapıyor. Türk Hava Yolları Lufthansa'yı geçmek üzere arada bir bardak farkı kaldı, şu bardak kadar. 3. havalimanı açıldığı zaman Almanya'daki transfer merkezinin tamamı Türkiye'ye kayacak. Yani 100 milyon yolcu ve Türk Hava Yolları dünyanın en büyük hava yolu olacak. Almanya aylardır baskı yapıyor. 3. havalimanını yapmayacaksın. Türk basınında aylardır Türk Hava Yolları'nı itibarsızlaştırma kampanyası yapılıyor. Türk basınının %66'sı Alman sermayeli. Bunlar bilinçli. Bütün bunları aylardır izlediğimiz bu propagandalar, itibarsızlaştırma kampanyaları gelip de o Taksim platformunun isteklerinde karşımıza listeyle gelince işin rengi değişti. Ve yani biz bunu bile sizin için tek başına yeterli midir? Bir somut delil ve gerekçe midir? O iç ve dış koalisyon olarak tarif ettiğiniz organizasyon evet, için. Bakın. Geçen pazartesi borsadaki manipülasyon somut bir gerekçedir. O şahısların apar topar gidip iş dünyasındaki insanların ben de çapulcuyum, buraya kan bulaştı, artık burada olmayacağız gibi açıklamaları, sanatçıların organize edilmesi, bankaların reklamlarında oynayanların Twitter hesaplarında bankalardan trilyonlarca lira alanların ve maalesef CHP'nin bankasından kendi Twitter hesaplarında insanları provoke etmesi, sonra bugün itibariyle o tweetlerini silmiş olmaları, geçmişten bugüne baktığınızda bu 10 günde yaşananlar ve son 24 saat içinde panik halinde bu insanların dağılması, sokakların sakinleşmesi ve temiz insanların bu gerçeği görmesi çok net bir darbe teşebbüsü bıraktı. Seda Hanım bakın, dün akşam bir milattır. Bu benim son konuşmam bile olsa bunları söyleyeceğim. Dün akşam bir milattır. 130 yıldır 1870'lerden beri küresel finansal sistem ve içerideki işbirlikçileri kimin istiyorlarsa kellesini aldılar. Kim ki bu lobilere karşı çıktı, sadrazamsa azledildi. Sadrazamsa itibarsızlaştırıldı. İkinci Abdülhamit dahi Avrupa'ya faiz ödemeyeceğim dediği için yok edildi. Hep söylüyorum, sadrazam Mahmut Nedim Paşa yok edildi. Bakın daha da ileri gideyim. Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Sistem çalışmaya başladı. İsmet İnönü ile Celal Bayar Atatürk'ü Çankaya Köşkü'ne hapsettiler. Atatürk çok mu mutluydu öldüğü zaman? Çok mu mutluydu? 60 yaşına varmadan ölen bir insan. Ama sistem kurulduktan sonra artık ona ihtiyaç yoktu. Onu Çankaya'ya hapsettiler, yalıttılar, izole ettiler ve orada ölmesini beklediler. Belki de zehirlediler. Atatürk öldükten sonra Türkiye 1946 devalüasyonuyla başbakanın o dün akşam söylediği lobiye ve onun küresel efendilerine teslim oldu. Tam dizinin üstüne oturdu. 1946 devalüasyonu 1960 darbesini getirdi.
1960 darbesinin sebebi ne irticadır, ne kaostur, ne başka bir şeydir. Evet, Menderes'in tavırlarında halkı bazen yanlış yönlere sevk edecek davranışlar olabilir. Ama esas sebep Menderes'in Rusya ile ekonomik açılım yapma isteğidir. 1946 devalüasyonundan sonra içeride kurulan montaj sanayi burjuvayı yarattı Türkiye'deki. Türkiye'deki burjuva kendi medyasını yarattı. Buna bankacılık ve finansal sistem eklendi. İçerideki yerleşik düzen oluştu. 1980 darbesinden geriye dönüp 3 yıl bakın, Türkiye'nin %10'un üzerinde kalkındığı yıllar.